Görüldüğü üzere bu kovan eski bir seçim sandığıdır. Seçim sandığını biraz tamirle arı kovanı haline getirebiliriz. Diğer kovanlardan farkı şu şekilde açacak olursak, kapağı bu şekilde, içindeki naylon zaten bu şekilde. Buralara arı propolis yapmış. Diğer kovanlardan farkı tahtalarının biraz ince olması ve bu kış aylarında arının üşümesi demektir. Onun için bu kovanın üstünün örtülmesi gerekir ki arı üşümesin. Bu kovana 9 tane çıta sığmaktadır. Bu seçim sandıklarının bir büyüğü var. Onlar da 10 tane alıyor. Yalnız bu küçük olduğu için 9 tane alıyor. Normal kovanda zaten 10 tane çıta alıyor. İsterseniz buradan içten havalandırma yapılabilir. Bu şekilde veyahut yandan havalandırma da yapılabilir. Kovanın deliğini ben bu şekilde yaptım. Buradan gelecek şekilde. Kovanın baş tarafında bir küçük çıta tahta ve sonuna da yine aynı şekilde küçük bir çıta, altını ve üstünü ölçerek çıtayı koyarak bu kovanı yapmış oluyoruz. Kovanın ağız tarafı mutlaka bu şekilde bir tahta koyuyoruz ki arı geldiği zaman burada dinleniyor veya arı bekçileri burada durup gelen yabancı arıları, böcekleri buradan kovuyorlar. Kovanın bu son kısmı biraz fazlalık oluyor. Burası fazlalık ve bu şekilde örttüm ben arı az olduğu için. Bu kısma arı çok olursa bunu açıp karşıdan karşıya da bu şekilde buraya bir tane küçük çıta ve buraya da bir tane küçük çıta yapıp bu şekilde bir tane veyahut iki tane daha çıta sığabilir. Çok olursa arı bu şekilde bu kovan